Ay, nerede kaldın? Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Önemli işlerim vardı. Selim. Ne oldu? Bizim kart zampara spora başladı bugün. Sorun ne? Aile indirimi alamamışlar mı? Öf, dalga geçmesene. Önemli bir şey anlatacağım. Tamam. Dinliyorum. Ona aletlerin nasıl çalıştığını gösteriyordum. Şu öldüren cazibe oyunlarını buraya taşımasan diyorum. Müşteriler rahatsız oluyor. Ay, benden mi rahatsız oluyorlar? Sen onu Selahattin'in karısına anlat. Bizi görünce beti benze attı kadının. Karısı mı geldi? Of Yeşim, of. Selahattin'in ödü koptu. O kadar panik oldu ki az kalsın sakat kalacaktı. Seni dikkat çekmemen konusunda uyarmıştım. Aç gözlülüğün ve çocukça oyunlarına tam bir acemi gibi davranıyorsun. Sözümü dinlemeyeceksen sen yoluna, ben yoluma. Ama kadın Aydın'daydı. Nereden bilebilirdin? Gelen Asuman da olabilirdi. Ki sonuç değişmezdi. Tam sonuca bu kadar yaklaşmışken bir çuval inciri berbat edecektin. Gelişme mi var? Hı. Asuman isyan bayrağını açtı artık. Şu anda da boşanmayı konuşuyorlar. Zafer'e yaklaştık ha? Bundan sonra en ufak bir hata istemiyorum. Bey babadan uzak duracaksın. En azından Asuman boşanana kadar. Neymiş şartın? Hayati'nin de Zehra'nın da velayetini bana vereceksin. Ne? Delirdin herhalde. Böyle bir şey nasıl istersin benden? Çok istiyorsan bas imzayı, boşanalım. Ama çocuklarım konusunda taviz veremem. Vermem. Bu yaptığın kabul edilemez. Boşanmak için çocuklarım bana karşı kullanamazsın. Velayetin Asuman Hanım'ın üzerine olması gerekir. Çocukların yaş durumu göz önüne alınırsa mahkemede hakimin kararı da anne lehine olacaktır. Sunacağımız iddianame ile hakimin kararını değiştireceğimizden eminiz. Ne demek istiyorsunuz? Niye değişecekmiş hakimin kararı? Hakkında ne iddia edebilirsiniz ki? Asuman Hanım evlilik çerçevesi içerisinde örnek hayat sürdürmüştür. Oysa sizin müvekkilinizin durumuysa nasıl denir? Daha renkli, daha inişli çıkışlı. Boşanmaya kararlıysan imzala kağıdı. İstediğin gibi özgür bir kadın ol. Bunu istemiyor musun? İmzalayamam. Çocuklarımın velayetini istiyorum. Bu işi mahkemede çözeceğiz. Boşanmak için mahkeme koridorlarında ömür tüketmek istiyorsan sen bilirsin. Yasalar karşısında herkes eşittir Menderes Bey. Tükenen sadece Asuman Hanım olmayacaktır. Bu davanın sonuca bağlanması yıllar alabilir. Siz velayeti alamadan çocuklarınız reşit bile olabilir. İnat etme Asuman. Çocukların velayetini istiyorum. Hem bu onları göremezsin demek değil ki. Kendi hayatımı kurmak için evlatlarımdan vazgeçmek zorundayım, öyle mi yani? Yapamam. Nasıl bir anne olurum o zaman? Çocuklarım üzerinde hiçbir hakkım olmayacak. Ya uzakta okumaya gönderirsen, ya yatılı okula vermeye kalkarsan? Velayeti bana ver. Kararları birlikte alalım. Boşanmalıyım. Bunu yapmak zorundayım. Velayetin bende kalması hukuki anlamda Hayati ve Zehra için daha avantajlı. Vazgeçmem çocuklarımdan. Nasıl bakarım yüzlerine? Onları terk etmiş gibi olurum. Hayır, veremem velayetlerini. Asuman Hanım, bekleyin. Başka bir yolunu bulun. Bir yolu mutlaka olmalı. Boşanmam lazım.
Ama çocuklarım bende kalmalı. Üzülmeyin. Gelin konuşalım biraz sizinle. Bunca yıl çocuklarım için katlandım kağıt üzerindeki bu evliliğe. Şimdi kurtulmak için onlardan vazgeçmem gerekiyor. Menderes babaları olabilir. Ama onları ben doğurdum. Haklısınız. Çocuklarınızın size ihtiyacı var. Onları kaybetmekten çok korkuyorum. Kırılmalarını istemiyorum. Bakın, boşanma zor bir karardır. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? Yoruldum artık. Menderes'in eski karısından da, ailesinden de, sürekli etrafımızda olmalarından da bıktım, usandım artık. O aile ya da o kadın sizi rahatsız mı ediyorlar? O uğursuz ailenin girdabı hepimizi içine çekiyor. Sanki Leyla ile aynı evin içindeyiz. Orada fırtına çıksa dalgalarıyla biz boğuşuyoruz. Ya, neden anlatmadınız daha önce? Asuman Hanım, bence o kağıdı imzalamalısınız. Ne? Asla yapamam. Velayeti şimdilik verin. Boşanana kadar istediğini yapalım. Önce şu boşanma davasını halledelim. Akabinde yeni bir dava açıp tüm gücümüzle çocuklarınızın velayeti için saldırabiliriz. Bilemiyorum. Ya sonra alamazsak? Alırız. Ay. Ah. Ah! Ah! Fatma Nur yavaş! Sırtım acıyor! Acır tabii. Gençlerle aşık atmaya kalkarsan olacağı bu işte. Ah! Senin devrin geçti be adam. Çekil evine de torunlarınla oyna sen. Spor senin neyine? Ah! Ah! Yapma gözünü seveyim. Öldürecek misin sen beni? Acıyor diyorum ya! Kırkından sonra azanı teneşir paklar hesabı. Sporda spor olsa bari. Çıplaklar hamamı gibi. Ne diyorsun sen Fatma Nur? Neler saçmalıyorsun ya? Tependeki yarı çıplak fettanı diyorum. İzmir Fuar Gazinosu'nda kırdığın fındıkları unutmadık Selahattin Bey. Hadi o zaman gençlik sineye çektik. Ama şimdi hiç uğraşamam. Ya o bizim halkla ilişkiler müdiremiz. Yardım ediyordu sadece. 40 yıllık çam kolonyası gitmiş, envai çeşit parfüm gelmiş. Benim aldığım kravatlar ortada yok. Ne kadar cart renkli genç işi kravat varsa hepsi dolapta. Bunlara da mı o fettan müdiren yardım etti? Söylesene. Yahu onların çoğu hediye. Bayramda şirkete göndermişler. Torunların falan hoşuna gitti. Ben de kullanayım dedim. Ne var bunda? Hiç anlatma bana. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Ay. Ay. Ütüyle iyice kızdırdım abla. Oh! Ah, yandım. Kaldır Fatma Nur. Ahım ağlama, her şey müstehak. Bir daha görmeyeyim. Ay. Uş. Bak, kendi kararını imzalıyorsun Asuman. Sonradan seni zorladığımı falan söyleme. Buradan bakınca pek öyle görünmüyor. Ama her şey sırayla. İmzalar tamam. Yarın işlemleri başlatabiliriz. Bana ihtiyacınız yoksa müsaadenizi isteyeyim. Tabii. İyi günler. İyi günler. Emin misin Asuman? Bu boşanmanın dönüşü olmadığını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Büyük bir yol ayrımındasın. İyi düşündün mü? Evet. Bu mutsuz defteri kapatmak istiyorum. İkimiz de mutlu olmadık belki. Ama ailemizi bir arada tuttuk. Şimdi aldığın bu karardan emin olmanı istiyorum. Neden? Vicdanın mı sızlıyor? Gerçekten istemiyor musun boşanmayı? Benden boşanıp Leyla'yla evlenmeye can atmıyor musun? Toprak ve Leyla'yla aynı evde yaşamayı istemiyor musun? Benim 3 evladım var.
Onlar için en iyi olanını yapmaya çalıştım hep. Bak, benden boşanmak istemeni anlıyorum. Ama bunu o adam için yapma. Lütfen bir kez daha düşün. Ben kararımı verdim. Keşke bu kararı verecek cesareti yıllar önce bulabilseydim. Gözlerinin karasında boğulmak isterdim. Bana düşen yokluğunda boğulmakmış. Nerelere koysam, nerelere gizlesem kendimi. Aa, ne kadar durgunsun Asuman. Yüzün gülsün biraz. Bak sonunda kendi evine kavuşuyorsun. Hiç başka bir ev hayal etmemiştim. Düşüncesi bile tuhaf geliyor. Zaten tuhaf olan bugüne kadar kendin için hiçbir şey istememiş olman. Öyle galiba. Şimdi de nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bak, bir kere Boğaz manzarası olsun. İstanbul'da yaşayıp da deniz görmeyen yerde oturulur mu hiç? Bakın bu boğaz manzaralı. Geceleri vapurların geçişini izleyebilirsiniz. Ay çok güzel. Ama çocukların okuluna yakın olmak benim için daha önemli. Bahçede mutlaka havuz olsun. Yazın bol bol güneşleniriz ha, ne dersin? Tunç tanrıçalar gibi gezeriz. Hayati ve Zehra için de iyi olur. Yüzmeyi çok seviyorlar. Bu ev deniz görmüyor ama bahçesinde muhteşem bir havuzu ve jacuzzi var. Ay bir düşünsene Asuman. Yılbaşını jacuzzi'de kutlayabiliriz. Üzerimize kar yağar, ne güzel. Peki bu ev nasıl? Fena değil. Kaç metrekare? Bir bakayım. 250 metrekare. 4 oda, 2 banyo. Bunlar iç ve dış fotoğrafları. Odalar tam çocuklara göre. Güvenlik nasıl? Alarm sistemi var. Ayrıca özel güvenlik 24 saat devreye geziyor. İyi o zaman. Sen ne dersin? Ay benim aklım o jacuzzi'li de kaldı ama. Neyse. Evin verdiği enerji de önemli tabii. Nihayetinde sen yaşayacaksın. Tamam. Bu ev olsun o zaman. Hemen gidip bakalım. Aa. Sen niye buradasın? Sizinle aynı nedenden dolayı. Ama amacımız farklı. Cihan'ı kontrol altında tutmam lazım. Çok vefalıymışsın doğrusu. Eski patronunu ölümle pençeleşirken görmek seni üzüyor olmalı. Bu hayatta herkes yaptıklarının bedelini öder. Öyle ya da böyle. Ama o ölümle pençeleşerek ödüyor. Sense maşallah sapasağlam ayaktasın. Üstelik onun pis işlerini yaptığın halde. Herkesin yarası dışarıdan görünmez Gazel Hanım. Aman ne laf. Karanlıklar prensinin vicdanı mı sızlıyor? Dikkat et. Bu vicdan kariyerine zarar vermesin. O pis defterleri kapattım ben. Yanlışımdan doğruyu buldum. Yaptıklarımın bedelini de yaşayarak ödemeyi tercih ettim. Kafama sıkarak değil. Alo abla, Cihan'ın durumunu öğrenebildin mi? Hala yoğun bakımda. Verdikleri ilacı kesmişler. Kendi kendine uyanacakmış. Of, kendine gelmedi mi hala? Kesin bir şey söyleyemiyorlar. Kimi birkaç saatte ayılırmış, kimi birkaç günde. Tam bir kapalı kutu yani. Ay. Hadi bay bay. Ay, vah vah vah. Ne vahlanıyorsun Sadakat? Bir şey yok. Aynı işte durumu. Ne haber abi? İyidir. Afiyet olsun. Eyvallah. Al bakalım. Sağ ol tertip. Ne o Ercan? Kağıdı kalemi hazır ol da bırakmışsın. Fatoş'umdan mektup geldi bak. Cevap yazacağım ya. Hasretlik kalemi bıraktırmıyor elden. Bu askerlik nasıl biter be tertip? Gün değil mi? Saya saya biter. Hem bak en azından sana mektup geliyor.
Sana gelmiyor mu? Nerede? Telefonda zar zor konuşuyoruz. Abi ne yaptın? Söz dediğin kalpten kalbe gider. Ağızdan kulağa değil. Telefonun olur mu hiç? Boş ver tertip. Ben alıştım kelimeleri buramda taşımaya. Sen asker ocağına gönlünü kızı açmadan mı geldin? Olmadı işte. Açılamadım. O kelimeler bir türlü dökülmedi ağzımdan. Korktum. Ya o bana aynı hislerle yaklaşmıyorsa? Ya tamamen kaybedersem diye korktum. Belki de hiç dillendirmemek daha hayırlıdır. Yapma tertip. Askerlikte hasret yer bitirir adamı. Bin soru dolar aklına fena olursun. Yanındayken bir sürü fırsatım vardı ama söyleyemedim. Hep bir engel çıktı. Buraya bile ondan kaçmak için geldim. Ama insan kendi duygularından kaçamıyormuş. Şimdi söylesene. Ne bekliyorsun arkadaş? Belki beni sadece arkadaş olarak görüyordur. Ya da beni soğutmak için telefonlarıma çıkmıyordur. Yok, böyle olmayacak. Al şu kağıdı kalemi, satır satır yaz gönlündeki kelimeleri. Gönder ona. Mektup gelirse gelir, gelmezse de sevdiğinin canı sağ olsun. Ama çıksın her şey ortaya. Senin mektubun ne olacak? Senin durum daha acil. Hadi bana eyvallah. Nereye gidiyorsun? Telefon kuyruğuna. Fatoş'umun sesini duymaya. Demek iyilerin tarafındasın artık. Yaptıklarımı telafi etmeye çalışıyorum. Bir mahsurum vardı. Bana ne? Peki kimin kimsen yok mu senin? Neden soruyorsun? Bu karanlık dünyaya nasıl bulaştın merak ettim de. Elinden tutan olmadı mı? O dünyada doğdum. Yerlisiyim anlayacağın. Kaç yaşındasın sen? Benden büyük göstermiyorsun. 22. Aynı yaşlardayız demek ki. Hayata aynı zamanlarda başlamışız. Ama ne kadar farklı yönlere gitmişiz. Aynı bankta oturmuş, aynı adamın yoğun bakımdan çıkmasını bekliyoruz. Ben bir fark göremedim. Ya sen? Çok güzel filmmiş ya. Hakikaten inanılmaz aile. Bizim niye öyle güçlerimiz yok baba? Ama o film kızım. Öyle şeyler filmlerde olur. Çocuklar, bizim sizinle konuşmamız gereken bir şeyler var. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz, değil mi? Hiçbir şey. Ama hiçbir şey bunu değiştiremez. Biz de babanızla birbirimizi seviyoruz. Ama aramızda küçük problemler var. Bu problemlerin sizinle hiçbir alakası yok. Bu anne ve babalar arasında yaşanan bir sorun. Anlıyor musunuz? Bakın çocuklar. Biz babanızla boşanmaya karar verdik. Aman da benim torunumun uykusu mu gelmiş? Mamasını da yedi. Birazdan yatacak dedesi. Yarın uyanınca da doğru Hatta'ya. Keşke bizim de normal bir hayatımız olsaydı. Mesela yarın için sadece oğlumu gezdirmeyi, Sara'da vakit geçirmeyi planlıyor olabilseydim. Kızım, her şey yavaş yavaş yoluna girecek. Merak etme sen. Nasıl yoluna girecek baba? Asıl şimdi başlıyor her şey. Cihan'a ne olacak? Bunca yıl sonra onu atacak mıyız başımızdan? Ya bakıma muhtaç olursa nasıl bırakacağız onu sahipsiz? Herkes hak ettiğini yaşar kızım. Hem sen bunları düşünme. Buluruz bir bakıcı, neyse ihtiyacı karşılar. Olur mu öyle baba bakıcıyla falan? Ne kadar kötülük yapmış olsa da, bizi çok üzmüş olsa da çok pişmandı. Bunları o hainlikleri yapmadan önce düşünecekti. Geçti borun pazarı. Ne yapıyorlar aşağıda? Ne yapacaklar? Çocuklara aldıkları saçma sapan kararı izah etmeye çalışıyorlar.
Bu aile nasıl bu hale geldi hiç anlamıyorum. Hepimiz mahvolduk. Hiçbirinizi tanıyamaz oldum. Hay İstanbul'u bataydı. Bari sen yapma hanım. Bırak. Akan suyun önünde durulmaz. Böyle bir zamanda bize düşen elimizden geldiğince torunlarımıza sahip çıkmak. Tabii ya. Bu işten yine en çok o yavrucaklar zarar görecek. Of, of. Zehracığım, hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Söz veriyorum. Bu sadece kağıt üzerinde bir boşanma. Yine hem beni hem annenizi göreceksiniz. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Biliyorum ben. Hep aynı şeyler. Oğlum, bu tip sorunlar her ailede yaşanabilir. Bazen anne babalar arasında anlaşmazlıklar olabilir. Onlar ayrılsalar da çocuklarını hiç bırakmazlar ki anneciğim. Madem boşanacaktınız, neden yeniden evlendiniz ki? Anne, anne ben korkuyorum. Gel anneciğim, gel. Korkacak bir şey yok ki anneciğim. Bundan sonra ayrı ayrı mı kalacağız? Seni göremeyecek miyim ben? Yok böyle bir şey kızım. Sizin hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Anneciğim ayrılmayın lütfen. Ben istemiyorum. İstemiyorum, korkuyorum. Hadi oğlum ye. Çocuklar, yemiyorsanız hadi odanıza gidip dinlenin biraz. Karnınız acıktığında Habibe bir şeyler hazırlar size. Habibe! Buyurun efendim. Sonra çocuklara bir şeyler hazırlarsın değil mi? Tabii ya. İsterseniz hamburger yaparım size. Patates de kızartırım. Tamam mı? Gelin bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Ben ev tuttum. Bu akşam taşınacağım. Yok bala. Bu da laf mı şimdi?
Kızım, çocukların halini görmedin mi? Bu kadar alelacele kararlar vermeyin. Zaten davayı katakulliye getirdiniz. Birkaç günde bitirdiniz yılların hukukunu. Kaçta göz arası boşandınız. Fesübhanallah. Nereden çıktı hemen taşınıp gitmek? Yağmadan mal mı kaçırıyorsun? Çocuklar bir rahatlasaydı önce. Ben taşınıyorum baba. Uzatmanın bir alemi yok. Beni duyuyor musun? Allah'ım şükürler olsun. Hemşire hanım. Kendine geliyor. Parmaklarını oynattı. Öyle mi? Bakalım hemen. Doktor bey haber verin lütfen. O da bir baksın. Panik yapmayın. Yaşam göstergelerini bir kontrol edeyim de doktor beyi anons ettiririz. Bu iyiye işaret değil mi? Ne olur bir şey söyleyin. Kendine geliyor demek mi bu? Biraz yalnız konuşalım mı Asuman? Hı-hı. Müsaadenizle. Hı-hı. Müsaade sizin evladım. Ne yapacağız Selahattin Bey? Asuman çok kararlı görünüyor. Vallahi bunların işine akıl sır erdiremiyorum artık. İyice raydan çıktılar. Vay torunlarımın haline vay. Babaların uzakta oluşuna alışmışlardı da. Bu aynı değil. Sahipsiz mi bu çocuklar canım? Hem ne zaman isterlerse görürler annelerini. Anne bu. Hiç kimse dolduramaz yerini. İşimiz çok zor. Çok. Birbirimizi tanıdığımızda çocuktuk. Ne fırtınalar açtık. Ama hep yan yana yürüdük. Karı koca olmamış olabiliriz. Ama birbirimizin can yoldaşıydık biz. Bu cümleler için artık çok geç Menderes. Yoruldum yanında yürümekten. Hem daha düne kadar kendime ait bir yaşamım, kendime ait kararlarım yoktu ki. Ama şimdi hayatımda ilk kez ne yapmak istediğimi biliyorum. Sence her aklımıza eseni aklımıza estiği gibi yapabilir miyiz? Bizim çocuklarımız, sorumluluklarımız var. Önce onların mutluluklarını düşünmeliyiz. Öyle değil mi? Zaman hepimize ne garip oyunlar oynuyor. Hayret. Aydın'daydık. Bir gece apar topar İstanbul'a dönmüştüm. Odanda bir saat bulmuştum. İçinde başka bir kadının ismi yazıyordu. Leyla. O gün başlayan rüzgarın bugün beni buralara sürükleyeceğini tahmin bile edemezdim. Bu konunun Leyla ile ilgisi yok. Bu bizim aramızda. Haklısın. Bu tamamen seninle benim aramda. Beni habersiz boşadığını, yoluna Leyla ile devam etmek istediğini söylediğinde, senin şimdi bana söylediklerini ben de sana söylemiştim. Benim için değilse bile çocuklarımız için kal. Gitme demiştim. Bu ailenin sana ihtiyacı vardı. Ama sen ne yaptın? Bizi bırakıp ona gittin. Ama ne seni ne de çocuklarımızı yalnız bırakmadım. Düzeni devam ettirmeye çabaladım. Evimizi ayırmadım. Sen de gidemezsin. Ben süs olsun diye boşanmadım senden. Kendime yeni bir yol çizmek istiyorum. Bunun için de kiminle savaşmam gerekiyorsa savaşırım Menderes. Ben bu çatı altında kalamam artık. Doğru mu bu? Tam olarak anlat bana ne oldu? Doktorla konuştum. Vücudunun tepki vermesi iyiye işaretmiş. Peki neden hala kendine gelmiyormuş? Tamam Gazel. Biz de geliyoruz hemen. Tamam.
Baba, doktorlar Cihan'ın yakında kendine gelebileceğini söylemiş. Gazel hastanede bizi bekliyor. Hadi babacığım, ben üzerime bir şey alayım, hemen çıkalım. Hadi kırma beni. Ben gelmem. Babacığım, geçmişte yaşananlar ne olursa olsun yanında olmalıyız. Bize yakışan bu. Hadi tonton babam. Tabii ya hakimim. Defterden silinir de gönülden kazınmaz derler. Baba, en azından iyileşene kadar ona yardımcı olmalıyız. Ben gelmem dedim. Senin yerin çocuklarının yanı. Hem onlar hem de kendin için yanlışlar yapmadığın sürece bu evde de kendi hayatını kurabilirsin. Kim olarak? Bu evin nesi olarak? Yıllarca sürdürmeye çalıştığımız hatayı tekrar yaşamaya gerek yok. Ben gidiyorum. Böylesi hepimiz için en hayırlısı. Tek başına yaşamak sandığın kadar kolay değil Asuman. Seni tanırım. Çocukların olmadan yaşayamazsın. O evin içinde kavrulursun. Üzüntüden erirsin tek başına. Menderes. Niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Yalnızlık her şeyi yaptırır insana. Şimdi seni heyecanlandıran şeyler gelecekte canını yakacak. Sonradan pişman olmanı, üzülmeni istemiyorum. Bu evde yaşamaya devam et. Çocukların için. Üşüdüm. Artık içeri girsek. Peki Asuman. Asuman, sen bu işte kararlı mısın kızım? Kimseyle bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum baba. Bu dediğin o kadar kolay değil Asuman. Annelerinin torunlarımı boynu bükük bırakıp gitmesine seyirci kalamam. Ben çocuklarımı terk etmiyorum. Sadece taşınıyorum. Bunu hepiniz böyle bilseniz iyi olur. İzninizle. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin sana. Ah! Ameliyattan 24 saat sonra sedasyon vermeyi kestik. Yani hastayı uyutmuyoruz. Bilinci her an yerine gelebilir. Hayati tehlikeyi atlattı mı demek oluyor? Bunu söylemek için ne yazık ki çok erken. Son durumu zaman ve hastanın direnci gösterecek. Bekleyeceğiz. Hı hı. Tamam. Bir gelişme var mı? Yok. Bekliyoruz. Baba, demek yumuşadı o güzel kalbin. Sus Gazel. Doktor ne dedi, onu söyle. Durumu kendine geldiğinde netleşecekmiş. Kardiyolojiden bekleniyorsunuz. Doktor Cemre Ulusoy, kardiyolojiden bekleniyorsunuz. Bu nasıl dünya ya Rabbim? Beni can evimden vurana dua etmek yine bana düşüyor. Babacığım, kendini yiyip bitirme artık. Burada yanlış bir şey yok. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu an en önemli mesele Cihan'ın yaşaması. Göreceksiniz bakın. Cihan bu odadan tek başına yürüyerek çıkacak. Ne olur anne gitme. Bak Asuman. Yavrum, ölümü çiğnemeden bu evden çıkamaz. Hiç öyle gidecekmiş gibi valiz falan hazırlama. Anne lütfen. Hadi bizi onca yılın hatırını boş ver. Ama ya çocukların? Bu masumların ne günahı var? Siz de böyle yaparsanız nasıl giderim anne? Benim için kolay mı sanıyorsunuz? Ama yapmam gereken bu. Hiç de değil. Kal ne olur. Gitme sakın anne. Ne olur anne gitme. Hem sen gidersen korkarım ben. Oğlum, kızım. Bu hayatta benim için sizden daha değerli olan hiçbir şey yok. Ama inanın, hepimiz için en doğrusu bu anneciğim. Sen gidersen biz ne olacağız? Hiçbir şey değişmeyecek ki bir tanem. Geçici bir süre için böyle olacak, lütfen. Ben de seninle geleceğim. Kızım, ne olur yapma böyle. Ya bir daha seni göremezsem? Lütfen anne, kal burada. Peki tamam. Peki tamam.
bizimle kalıyor musun yani? Kıyamam ki ben size. Hadi üzülmeyin. Hadi beni de üzmeyin daha fazla, tamam. İnanmıyorum sana. Bizi bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Döneceğimde o zaman inanırım. Evet anne. Beraber yiyelim, tamam mı? Tamam anneciğim. Peki kızım. Tamam. Beraber uyuyacağız. Oley! Oley! Biz kalıyor. Annem bizimle kalıyor. Annem bizimle kalıyor baba. Biz kalıyor. Oley! Hadi gel anne. Bunu da atlatacağız oğlum. Zaman her derde deva. Gör bak. Asuman taşınmaktan vazgeçecek. Anne yüreği razı gelmeyecek gitme. Umarım aklını başına alır. Alır. İnşallah olur. İnşallah. Hadi yatağa. Yarın bana ders çalıştırır mısın? Olur oğlum, çalışırız. Ben seni çok seviyorum anne. Canlarım. Canlarım benim. Ben de sizi çok seviyorum. Uyuyalım mı artık? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Osman.